Yeniden İstanbul'dayız. Küçükçekmece'de yalnız yaşayan 55 yaşındaki Şenol Bildir efendim. Abiinden kendisine bir telefon almasını istedi. Abiydi. Onu kırmadı. Bir telefon aldı. Ancak o telefon o hani eski modellerden, tuşlu telefonlardan biriydi. Akıllı telefon beklediği için hayal kırıklığına uğrayan Şenol Bildir tek başına yaşadığı işte bu çatı katını ateşe verdi efendim. Abisinden kendisine telefon almasını istedi ama dokunmatik değil de tuşlu telefon alınınca kızıp evi ateşe verdi. Küçükçekmece'deki 5 katlı apartmanın çatı katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki Şenol Bildir yalnızlıktan sıkıldı. Abisinden kendisine cep telefonu almasını istedi. Abisi istediğini yerine getirip ona bir telefon aldı. Ama aldığı telefon dokunmatik değil tuşluydu. Buna çok sinirlenen Şenol Bildir oturduğu çatı katını ateşe verdi. Almamış abisi telefon, tuşlu telefonu aldı diye evi yaktı. Kaç gündür de söylüyordu bana, yakacağım yakacağım diye. Özür diliyorum, yakacağım diye başka bir şey demedi yani. Yaktı en sonunda, şimdi özür diliyor yaktım diye. Çatı ahşap olduğu için alevler kısa sürede yayıldı. Panikleyen komşular hemen itfaiyeden yardım istedi. Ben bahçede oturuyordum, bir koku duydum. Ondan sonra patlama sesleri gelmeye başladı. Dün baktım, çatı alev aldı. Kısa sürede gelip yangına müdahale etmeye başlayan itfaiyecilerin alevleri söndürmesi uzun sürmedi. Ama yangının çıkış nedenini öğrenince hepsi büyük şok yaşadı. Telefon ettik itfaiyeye. Araba geldi ama tabii gelene kadar çatı ahşap olunca alev fazlalaştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şenol Bildir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaktı en sonunda, şimdi özür diliyor yaktım diye.